İyi akşamlar, iyi haftalar. Bir gündemin getirdiklerinde daha karşınızdayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle başlayıp diğer bölümlerle günü özetleme çalışacağız. Açıkçası sevgili izleyenler, başlıklarla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün toplu açılış töreninde konuştu ve Afrin Harekatı'na değindi. Öncelikle etkisiz hale getirilen terörist sayısını ifade etti. 3872 terörist bugüne kadar Afrin Harekatı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni hedefleri her an duyabilirsiniz diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede başka operasyonlar yapabileceğinin işaretlerini vermiş oldu sevgili izleyenler. Fethiye'de korku dolu saatler, Fethiye'de gerçekten korku dolu dakikalar, saatler yaşandı sevgili izleyenler. Muğla'nın Fethiye ilçesi yakınlarında bir dalış botu battı ve burada bu dalış botunda 71'i öğrenci, 6'sı mürettebat olmak üzere 77 kişi vardı. Ve bu bot battıktan sonra öğrenciler ve mürettebat karaya, en yakın karaya yüzerek çıktılar. Böylece bu bir faciaya dönmeden ucuz atlatıldı diyebiliriz sevgili izleyenler. Can Dündar için Kırmızı Bülten başlıklı haberimiz ise şu: MİT'lerin durdurulması ile ilgili davada Yargıtay 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Can Dündar hakkındaki kararı bozmuştu. Yerel mahkemede Yargıtay'ın bu bozma kararının ardından Can Dündar hakkında kırmızı bülten ve tutuklama kararı aldı sevgili izleyenler. Ayrıca Adalet Bakanlığı da Belçika'da bulunan Can Dündar'ın iadesi için başvuruda bulundu. Yani yazışma yapılmasına karar verdi. Daha doğrusu başvuruda bulunmadı. Yazışma yapılmasına karar verildi sevgili izleyenler. 6 Türk kadına idam cezası. Irak'ın başkenti Bağdat'ta 6 Türk kadını DAEŞ üyesi olması iddiasıyla idam cezasına mahkum edildi sevgili izleyenler. Türk İş'ten 1 Mayıs kararı, 1 Mayıs yaklaşıyor ve bu yılki 1 Mayıs'ta da meydan tartışmaları damga vuracak gibi görünüyor. İlk işaret Türk İş'ten geldi. Yani daha doğrusu ilk karar Türk İş'ten geldi. Türk İş bu yıl 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacağını ilan etti. Ancak Birleşik Metal ise 1 Mayıs kutlamaları için Taksim çağrısında bulundu sevgili izleyenler. Ve son haber, üzücü bir haber maalesef. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu 81 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu kalp krizi geçirdiği için yaşama veda etti sevgili izleyenler. Evet, bizim öne çıkarttığımız haberlere geçelim. Değerli izleyenler, 4 Nisan'da yani çarşamba günü Ankara'da son derece önemli bir zirve var. Masada 3 lider olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani. Bu üç lider Ankara'da Suriye zirvesi gerçekleştirecek. Zirve son derece önemli. Önemli çünkü Suriye'nin geleceğinin büyük ölçüde şekillendireceği toplantıların bir yenisi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca iki önemli gelişmenin ışığında gerçekleşiyor bu üçlü zirve. Birincisi, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekiliyoruz sözleri üzerinden yaklaşık bir hafta sonra yapılıyor bu zirve, yapılacak daha doğrusu bu zirve. Ayrıca Rusya ile İngiltere'nin başını çektiği Batı dünya arasındaki Skripal krizinin, yani casus krizinin olduğu bir dönemde Ankara'da bir araya geliyor üç lider. Peki zirvede neler konuşulacağı öngörülüyor? Ana gündem başlığı az önce ifade ettik, Suriye'de siyasal çözüm olacak. Üç garantör ülke Suriye'deki son durumu ele alacak. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, Astana süreci sonunda tesis edilen gerginliği azaltma bölgeleri, siyasal çözüm için atılacak adımlar ve terörle mücadelede masada
ki başlıklar arasında olacak değerli izleyenler. Suriye zirvesinden bir gün önce 3 Nisan Salı günü ise Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısı yapılacak. Erdoğan ve Putin'in eş başkanlığında düzenlenecek toplantıda ikili ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınacak. Ekonomi başlığındaysa Türk Akımı Projesi, Akkuyu Nükleer Santrali ve S-400 hava savunma sistemi gibi önemli konular masada olacak. Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma törenine katılacak değerli izleyenler. Şimdi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleriyle mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren ünlü isimler malum sınır hattına gitti. Kimler yoktu ki heyette? Ajda Pekkan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal sanat camiasından katılan isimlerdendi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Galatasaraylı futbolcular Tarık Çamdal, Eray İşçan, altyapılı antrenörü Gökhan Zanda ve milli basketbolcu Kenan Softuoğlu da spor dünyasından katılan isimler arasında yer alıyordu. Şimdi ziyarette son derece keyifli bir anda yaşandı. İbrahim Tatlıses Yaylalar Türküsünü Afrin'e uyarlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi. Şimdi o görüntüleri izliyoruz. Vakti Urfa hoş değil. Yaylalar yaylalar. Afrin'i dolaşta gel. Dılo dılo yaylalar. Afrin'i dolaşta gel. Dılo dılo yaylalar. Vakti Afrin hoş değil. Dılo dılo yaylalar. Vakti Afrin hoş değil. Yaylalar yaylalar. Mümbişi dolaşta gel. Dılo dılo yaylalar. Mümbişi dolaşta gel. Dılo dılo yaylalar. Evet, dediğimiz gibi oldukça keyifli anlar var bu görüntüde. Şimdi malum az önce ifade ettik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değerli izleyenler, kamuflaj giyerek sınır birliklerini ziyaret etti ve bu ziyaret, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuflaj giyerek sınır birliklerini ziyaret etmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Ancak ne ilginçtir ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti Yunanistan basınında da geniş yer buldu. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral ziyaretinden çekilmiş fotoğraflar bugün pek çok Yunan gazetesinin ilk sayfasında yer aldı. İşte onlardan biri değerli izleyenler, Ta Nea gazetesi gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini manşetine taşımış ve fotoğrafını ilk sayfaya koymuş değerli izleyenler. Ve ilginç de bir yorum yapmış. Türkiye Yunanistan'ı üç koldan tahrik ediyor manşetiyle çıkan Ta Nea gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajlı fotoğrafını kullandığı haberde Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okunması, Kardak'ta yaşananlar ve Başbakan Yıldırım'ın Ege'de korsan hayatlar kurmak isteyenler 1922'yi hatırlatsın sözlerinin tahrik olduğunu savundu. Şimdi gelişme bu. Türkiye Yunanistan'ı tahrik etmiyor ancak Yunan basınının bağımsız bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın askerlerine ziyaretiyle ilgili yorumlar buram buram tahrik kokuyor. Bu kesin değerli izleyenler. Şimdi başka bir gelişme, hayatın içinden haberlere geçelim. Dün konvoylarına tanık olmayanınız yoktur. Hani şu trafiği allak bullak eden, trafiği yavaşlatan, daha da önemlisi kazalara davetiye çıkaran böyle anlamsız bir gelenek bu sevgili izleyenler. Ve ilk kez güvenlik güçleri düğün konvoylarına dur dedi. İstanbul Tem Otoyolu'nda düğün konvoyu tüm şeritleri kapatıp, bak sadece bir şerit değil, tüm şeritleri kapatıp düşük hızda ilerleyince polisler tarafından durdurulup konvoydaki 37 sürücüye yani tamamına ceza kesti sevgili izleyenler. Düğüne geç kalan gelin ve damat olayı 1 Nisan şakası zannettiler önce. Ancak şaka olmadığını kısa sürede fark ettiler. Hadise bu. Umarız bu hadise emsal olur ve bir daha kazalara yol açan bu anlamsız gelenek yavaş yavaş
son bulur değerli izleyenler. Şimdi Mudanya'da çekilmiş bir fotoğraf karesini ekranlarınıza getireceğiz. Burası Mudanya, daha doğrusu vatandaşların çöplerini ağzına kadar dolu olan kutulara attıkları ve bu atıkların da çevreye ve denize yayıldıkları yer Mudanya sevgili izleyenler. Oysa Mudanya'da geçen hafta sonu, yani tam bu görüntülerin yaşandığı gün, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sahil düzenlemesi törenle açılmıştı. Ancak bazı vatandaşların daha yeni açılan sahili böyle çirkinleştirmesi ortaya böyle bir fotoğrafı çıkartıyor sevgili izleyenler. Sahili bu kadar çabuk kirletmeleri bu kadar kısa sürede yaşanıyor. Gerçekten yazık sevgili izleyenler. İnsan o güzelim sahil bandına bu çöpleri atmak için herhalde söyleyecek kelime bulamıyorum sevgili izleyenler. Fotoğraf ortada. Malum bahardan kalma günler yaşıyoruz. Zaman zaman yağış görülse de genel olarak hava güneşli ve gökyüzü pırıl pırıl değerli izleyenler. Tezat olarak nitelendirilen bu fotoğrafsa Uludağ'da çekildi değerli izleyenler. Uludağ Nisan ayında kar yağdı ve sezonun sona erdiği Uludağ'da baharın ortasında yağan kar herkesi şaşırttı. Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla yağan karla birlikte Uludağ işte böyle beyaza büründü değerli izleyenler. Kar kalınlığı 115 santimetreye ulaştı ve zirvede hava sıcaklığı -1 derece olarak ölçülürken tatil için Uludağ'a çıkan Endonezyalı turistler ise kar yağışını büyük bir ilgiyle izledi. Bol bol fotoğraf çeken yabancı turistler karın keyfini işte böyle doyasıya yaşadı değerli izleyenler. Diyoruz ve bu bölümü de geçip sosyal medyaya geçiyoruz. Sosyal medyada ilk kare Erzurum'dan, yine sosyal medyadaki birbirinden ilginç fotoğraf karelerinden birisi bu sevgili izleyenler. Erzurum'da son yıllarda ülkemizde oldukça popüler olan ve donmuş şelaleler üzerinde yapılan buz tırmanışını denemek için bu kente gelen bir ekibin görüntüsünü ekranlarınıza yansıtıyoruz sevgili izleyenler. Cevizli köyünde bulunan Şakala Çarpan Şelalesi'nde buz tırmanışı yapıyor bu ekip değerli izleyenler. İşte görüyorsunuz değişik bir deneme ve bu buz tırmanışını gösteren fotoğraflar özellikle Instagram'da büyük ilgi gördü sevgili izleyenler. Şimdi sosyal medyada son günlerde hızla yayılan bir videoyu ekranlarınıza getireceğiz. Bakalım o videoda neler var, izleyelim. 1, 2 Dur kardeş, bak 1 Sıkı tuttunuz mu? 2, 3 Ooo. Kol gitti. Allah. Vallahi kolu gitti. Evet, şimdi de Çin'e uzanıyoruz değerli izleyenler. Çin'de çekildiği iddia edilen görüntülerde bir sürücü ekranlarınıza yansıtacağız. Hemen o görüntüyü izleyelim.
Tanker sürücüsü adeta ölüme meydan okumuş sevgili izleyenler. Gerçekten tehlikeli manevralar yapmış ancak yine bu hadisede de hiçbir kaza yaşanmıyor. Evet, en çok tıklanan haberler nerede? Olay.com.tr'de hemen göz atalım. Hangi haberler? Olay.com.tr okuyucuları tarafından okunmuş, en fazla okunan haberler hangileri? Sen yat, bilgisayarın çalışsın demişlerdi. Hesapları bloke edildi. İkiye bölünen araçta can verdi ve devlet hastanesindeki hacamata büyük ilgi başlıktı. Haberler Olay.com.tr okuyucularının en çok ilgi duydukları haberler arasında ilk üçte yer alıyor. Evet, programımızın artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ancak bugün 2 Nisan, yani Dünya Otizm Farkındalık Günü. Biz de otizmliler için özel bir kliple programımızı kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte, saat 17.45'te buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Siz düşünceleri, duyguları, yetenekleri olan bir birey misiniz? Yoksa sadece şişman, gözlüklü ya da sakar bir kişi mi? Duyusal algıların bozuktur. Gündelik yaşam içinde sizin çoğunlukla fark etmediğiniz kokular, sesler, tatlar, görüntüler, temaslar benim için çok rahatsız edici olabilir. Sıradan bir market alışverişi benim için tam bir kabus olabilir. Alışveriş arabalarının tekerleklerini çıkardığı o gıcırtılı ses, günün indirimli ürününü tekrar tekrar anons eden mekanik ses, kasadaki işlem sesleri, bu ciddi anlamda aşırı yüklenmedir benim için. Koku alma duyum aşırı hassastır. Yanımızdan geçen adam o gün duş alamamış olabilir. Bunlar benim için çok tiksindiricidir. Tüm bunlar beni etkiler, hiçbir şeyi algılayamaz hale gelirim. Komutlarınızı dinlemediğimi sanmayın. Sizi anlamıyor olabilirim. Bana diğer odadan seslendiğinizde duyduğum sadece bir işaret dili gibi olabilir. Bunun yerine yanıma gelin ve basit kelimeler seçerek benimle direkt konuşun. Somut düşünürüm. Dili sadece sözcüklerin anlamına göre yorumlarım. Koşturmayı bırak yerine arkanın atlı mı kovalıyor derseniz atlı mı karışır. Çantada keklik demek yerine bunu yapmak senin için çok kolay demelisiniz. Acıkmış, incinmiş, korkmuş, aklı karışmış olabilirim. Vücut dilime ve rahatsızlık duyduğumda gösterdiğim tepkilere dikkat edin. Bir de bunun tam tersini düşünelim. Yaşımın çok ilerisinde bir düzeyde adeta küçük bir profesör gibi konuşuyor olabilirim. Kullandığım kelimeleri ya da içerikleri anlamıyor olsam da size yanıt vermek zorunda olduğumda buna başvurabilirim. Yapamadıklarım yerine yapabildiklerime odaklanın ve bunlar üzerinde bir şeyler inşa etmeye çalışın. Güçlü yönlerimi keşfedin. Sosyalleşme konusunda bana yardım edin. Dışarıdan bakıldığında parktaki çocuklarla oynamak istemediğimi düşünebilirsiniz. Oysa bazen bunu nasıl yapacağımı bilmiyor olabilirim. Diğer çocukları beni oyunlarına davet etme konusunda cesaretlendirmek işe yarayabilir. Öfke nöbetlerimi tetikleyen şeyleri bulmaya çalışın. Duyularımdan biri aşırı yüklendiğinde böyle durumlar ortaya çıkar. Eğer öfke nöbetlerimin sebebini bulursanız onları önleyebilirsiniz. Lütfen beni koşulsuzca sevin.